herkese selamlar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi malzemelerimiz burada, kuluçka makinesi yapacağız. Arkadaşlar eski bir buzdolabı bulduk. Temizledik. 4 tane ampulümüz var. Fanlarımız var işte, motorumuz var. Kuluçka makinesi yapacağız, otomatik. Şimdiden keyifli seyirler. Nasıl yapılır kuluçka makinesi? Nelere dikkat etmek gerekir? Hepsini tek tek göstereceğim. İyi seyirler arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle malzemeleri göstereyim size. Eski bir buzdolabımız var. Burada bir adet metremiz, kablomuz, pense, tornavida, kablo, matkabımız var. 2 adet fanımız var burada. Burada bir adet ısı ölçerimiz, nem ölçerimiz var. Burada da ısı ve nem kontrolü için adaptörümüz var arkadaşlar. Şu çevirme motorumuz. Burada ampullerimiz var. 4 adet ampul takacağız. 2 adet fan. Eğer fanlar yetersiz gelirse 1-2 adet daha fan takviye edeceğiz. Şimdi burada eksik olan bir parçamız var arkadaşlar. O da şu motorumuzu çalıştıracak olan, yani arada sırada böyle çalışmasını, viyollerini böyle çevirmesi için gerekli olan bir tane rolemiz var arkadaşlar. Zaman ayarlı rolemiz. Bunu şu anda temin ettik. Kargo da şu anda geliyor. Biz gene çalışmayı yapacağız. Her şey hazır hale gelecek. Sadece motorun rolesini takmak kalacak geriye. Hep beraber birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buzdolabımızın kapağı zaten çıkık bir vaziyette. Burada olduğu için temizledik bunu. 2 adet menteşe takacağız buna. Menteşelerimiz de şurada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şu menteşeleri kullanacağız buzdolabına. Şimdi şu fazlalık kenarlar var. Şuralardan. Daha önce bir kesmeye çalıştım ama şimdi flex'e, yani canavar dediğimiz makineyle keseceğiz. Yani şunu görmüş olduğunuz gibi şu fazlalığı arkadaşlar böyle tam etrafını keseceğiz arkadaşlar. Onu alacağız. Şuraya da bir cam yeri açacağız arkadaşlar. Onun da gönyemiz burada, metremiz orada. Buraya da bir cam yeri açacağız. Ama öncelikle şunu bir alalım arkadaşlar.
arkadaşlar, şimdi ne yaptık? Dolabımızın kapağının menteşelerini taktık. Görmüş olduğunuz gibi aşağıda da var. Bu taraftan da kilit yerini yaptık. Buradan kilit atacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde. Şimdi arkadaşlar, aparatımız bu. Bu taraf sıcaklık ölçer, bu taraf nem ölçer. Buradan 12 volt cihazı çalıştırıyor. Şimdi buradan 220 gel verdik arkadaşlar. Bu ampullere giden lamba için kullanacağız. Şimdi kablonun bir tanesini switch'in bir tarafına taktım. Lambalara gidecek olan tarafı kestim. Onu da yanına taktım. Bu switch sıcaklık düştüğünde burada tak, ikisini birleştirecek. Lambaları yakacak içeride. Aynı şekilde buradaki nem ölçeri de biz fan için kullanacağız. Aynı şekilde fan da bu şekilde çalışacak. Fana da 12 volt bağlayacağım. Şu ucuna diğer kablosunu koparacağım. Onu oraya ekleyeceğim. Buraya da arkadaşlar 12 voltun bir ucunu bağlayacağım. Bu switch aynı şekilde lambalara yaptığı gibi elektriği, devreyi kesip tekrar tamamlaması için nemini ona göre ayarlayacak. Yani sıcaklıkla beraber ikisi beraber aynı anda çalışmış olacak bu sayede. 37,5'ün altına düştüğünde sıcaklık ve fanlarımız aynı anda devreye girecek. Lambalar yanacak ve fan çalışacak. Motor için arkadaşlar buraya bir delik deldim. Motorun kablosu da motor 220 ile çalışıyor. Ona da ayrı bir şuradan birleştireceğim tekrar. Ayrı bir araya modül. Modülümüz arkadaşlar zaman ayarlı bir modül. Belli bir saat aralıklığında, belli bir saniyede motorumuzu çevirecek arkadaşlar. Şimdi içeriye göstereceğim. İçeride modülümüzün nem ve sıcaklık ölçer kısmı. Bu fanlarımızı gidecek. Fanlarımız bu şekilde arkadaşlar. Birini buraya, birini karşıya takacağım. Arkadaşlar fanı eksik almışım. Bir fan daha alacağım ben. Onu da şu orta kısımdan yukarıya yumurtaları doğru gönderecek. Şimdi şurada da şu görmüş olduğunuz kabloda arkadaşlar lambalara. Yani iki tane karşılıklı lamba buraya takacağım. Bir tane buraya karşıya. Bir tane de en tepeye takacağım arkadaşlar. Fanlarımız devamlı yukarı üfürecek. Nem ölçerimizi tam bu kısma koyacağım. Çünkü en tepe noktası burası olduğu için sıcaklığı, nemini bu seviyeden ayarlayacak. Oraya şimdi bir sistem kuracağım. Motorumuzu bu tarafa veyahut da duruma göre bu tarafa koyabilirim. Motorumuz üçlü viyolümüzü devamlı çevirecek arkadaşlar. O tarafa bu tarafa tam otomatik olacak. Sistem bu şekilde çalışacak. Devam ediyoruz. Keyifli seyirler buraya kadar izlediğiniz için. Teşekkürler. Arkadaşlar şimdi ne yaptık? Viyollerimizin etrafına kasalarımızı yerleştirdik. Tahtadan yaptık bunları. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunların üst üste böyle birbirine paralel bir şekilde bir sistem kuracağım. Yaptığımda sizler de onu göreceksiniz arkadaşlar. Motor çevirdiğinde hepsini aynı anda yukarıya, hepsini aynı anda aşağıya. Yani hafif 45 derecelik açılarla böyle oynatacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi buzdolabının içine aparatı yerleştirdim. Şimdi motoru da koyacağız. Gayet iyi oldu. Lambalarını bağlayacağım. Bayağı da sağlam oldu yani, dolabı sallıyor. Şöyle. Şu şekilde arkadaşlar.
arkadaşlar, kısa bir mola verdik. Otlu gözlümümüz, ayranımız. Arkadaşlar, şimdiden afiyet olsun. Hakkınızı helal edin. Köşede oturalım bakalım oraya. Otur oraya. Arkadaşlar, bu da benim çocuğum. Bir cihazım. Yavru kurdum. Bir bozkurt yap bakayım oğlum. De ulu bakayım. Aferin benim oğluma. Aferin paşama. Beraber çalışıyoruz burada. Evet arkadaşlar, şimdi sistemimizi kurduk. Şu anda motorumuza elektriği verdik. Bir test taşımacılığındayız. Bakalım nasıl ilerliyor. Evet, bir yönlerimizi gayet güzel bir şekilde oynatıyor arkadaşlar. Tabii buna şimdi zaman modülü geldiğinde yarım turu, yani tam şu şekilde gelince kadar, yani bir 5 saniye geçiyor. 5 saniye 5 saniye. 2 saatte bir 5 saniye çalışacak şekilde. Bir yukarıda, bir aşağıda. 2'şer saat duracak şekilde ayarlayacağız. Şu an kargoda zaman modülümüz. O da geldi mi? Gayet başarılı olacak arkadaşlar. Bence şu an çok iyi çalışıyor. Motorumuzu şuraya gömdüm arkadaşlar. Şurayı kestim. Oraya gömdüm. 220'yi de aynı şekilde şuradan bir delik dileceğim. Hatta şu delikten çıkarabilirim. Veyahut da şu köşedekinden. Onun kablosunu da oradan çıkaracağım. Zaman modülümüz aynı şekilde. Şu kısmı montalamasını yapacağım. 220'yi buradan alacağım. Tek bir kablodan. Hem ışıklarımız, yani ısı sistemi, hem de zaman modülü, yani otomatik yol çevirme motorunu gidecek. İkisini birlikten çalıştıracak. Şimdi eksik olan tek parçamız o. Bir de adaptör lazım arkadaşlar. 12 volt için. Adaptörün kablosunu aynı şekilde bu 12 volta 220 volta bağlayacağım. Buradan hem lambaları yakacak, ısı sistemi çalışacak, hem motor çalışacak, hem de arkadaşlar modülümüze 12 volt gelecek, adaptörün kablosunu bağlayacağız, o çalışacak arkadaşlar. Bu şekilde tek bir 220 kablosundan hepsini çalıştıracak şekilde ayarlayacağız. Şimdi bu şekilde arkadaşlar, gayet de güzel çalışıyor, yavaş çalışıyor. İş görür şekilde. Fanlarımızı ve ışık sistemini yerleştireceğim şimdi de. Şu anda bunu bitirdim. Evet arkadaşlar, ikinci günden merhabalar. Dün yetiştiremedik. Kargodan da bir malzememiz vardı. O gelecekti. Şu anda geldi. Onun bağlantısını yapacağız. Şimdi arkadaşlar, ufak tefek bir yapılması gerekenler vardı. Onları yapacağız. Mesela bu viyolümüz çok aşağı bakıyor. Bu biraz daha şu seviyede duracak. Bunun dengesini ayarlayacağız. Motoru bu kadar indirip sonra öbür tarafa bu kadar. Fazla aşağıya indirmesine gerek yok. Yumurtalar düşebilir. Onun için dikkatli olacağız. Öncelikle şu görmüş olduğunuz, daha önce göstermiş olduğum size sistemi kısaltacağız. Motor bu kadar indirecek. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurayı işaretledim zaten ben. Şu bölge çok yüksek geldi. Bir 3-3,5 santim kadar. Bunu kısaltacağız. Şuradan keseceğiz. Deliğini buradan deleceğiz. Biraz daha fazla aşağıya değil de biraz daha böyle düze yakın
oynayacak arkadaşlar. Fazla değil. Şimdi keseceğiz bunu. Kan. Evet arkadaşlar, modülümüz geldi. Modülümüz motoru çevirmek için arkadaşlar. Buradan motora gidecek 220'yi bağlayacağız. Buradan da şu ikiyi görmüş olduğunuz üstte switchlere de arkadaşlar 12 volt bağlayacağız, 1 amper. 1 amper yeterli onun için. Ekran çalıştıracak. Çeşitli modları var burada. Fazlasına gerek yok, ben size göstereceğim. Sadece o modu kullanacağız. 120 dakikada 5 saniye çalışacak şekilde, enerji verecek şekilde ayarlayacağız. Her 120 dakikada 5-10 saniye motorumuz çalışacak. Viyolleri o tarafa bu tarafa döndürmek için, çevirme yapması için arkadaşlar. Burada da mod ayarlama butonları var. Bunları çok kurcalamaya gerek yok. Sadece ben size göstereceğim. O şekilde yaparsanız eğer yeterli olacaktır. Burada soketi var bir tane. Şarj aletiyle de bağlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Açabiliyorsunuz ama biz o zaman bu enerjiyi açmıyor buraya. Sadece burayı kullanabiliyorsunuz, ekranı kullanabiliyorsunuz. Bu taraf çalışmıyor. Ben sadece buradan 12 volt vereceğim. Ekranı ayarlayacağız. 220'yi de buradan verip motorumuz çalışacak arkadaşlar.
Herkese selamlar arkadaşlar. Kuluçka makinemiz bitti. Şu an ters aşamasında. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fanın bir tanesini buraya. Şuradan bir tane, 3 tane delik deldim. Temiz hava alması için. Şimdi 4 tane ampulümüzü buraya yerleştirdim. Su haznelerini buraya koydum. Fanlarımızın 2 tanesi yukarıya yollara üfleyecek şekilde. Motorumuz bu şekilde çalışıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuralardan oynar baş yaptım. Motor tam tur döndüğünde bir yol tekrar aynı bu şekilde geliyor. Şu anda çalışıyor. Şimdi onun çalışma sistemini de göstereceğim size. Bakın hepsi aynı eşitlikte. 15 saniye de bir tur. Şu anda durdu. Şimdi neler var? Burada bir adet 12 volt 1.5 amperlik adaptörümüz var. Burada sıcaklık ve nem için rolerimiz var. Burada aynı şekilde motoru çalıştırması için rolemiz var arkadaşlar. Roleler 12 voltla çalışıyor. 1 amper 1.5 amper fark etmiyor. Şuradan şöyle bir bağlantı yaptım. 12 volt adaptörü 220 kablosundan buradan çoğalttım. Birkaçını da elektrik ve motora gönderdim arkadaşlar. Gördüğünüz şu kabloları göreceksiniz. Bu kablolar şöyle 220'nin bir ucuna, bir ucu da motora gidiyor arkadaşlar. Motordan gelen diğer kablo bunun diğer ucuna giriyor arkadaşlar. Aynı şekilde elektrik de, yani lambalar da aynı şekilde. Gördüğünüz gibi şurada daha net göreceksiniz. Şöyle netleştireyim. Sarı kabloyu görüyorsunuz. Birisi adaptöre giriyor. Diğer ucu 220'ye gidiyor. Diğer gelen lambalardan direkt 220'ye arkadaşlar. Nötr faz olarak onları öyle bağladım. Adaptörü 220'ye bağladım arkadaşlar. Üçer çıkıştan toplamda 6 çıkış buradan, 6 çıkış buradan aldım. Şimdi bunun çalışma düzenini söyleyeceğim size. Arkadaşlar rolemiz motoru çeviriyor. Saniye var, 5 saniye, 4 saniye şu anda çeviriyor. Şöyle durdu şu anda. Şimdi arkadaşlar ben 100 saniye ayarladım. Size göstermek amacıyla. Şimdi bunu arkadaşlar size göstereceğim ayarını. Şurada bir set düğmesi var. Set düğmesine uzun bastığımızda P3.2'ye getirdim ben bunu. Bunu da şöyle çevirebilirsiniz. P4, P1.1. Şuradaki değiştirme türü P1.2, P1.3, P1.4, P2.1, P2.2, P3.1, P3.2. Şimdi P3.2'de bizim işimiz var. Çünkü tetikleme kullanmayacağız. Şuralar gördüğünüz gibi boş. Herhangi bir tetikleme kullanmayacağımız için bizim motorumuz bu seviyede duracak. P3.2 içerisine girdiğimizde open, yani kaç saniye çalışacak? 15 saniyede ayarlı. Buradan isterseniz düşürüp buradan da çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Bizim 15 saniye, 16 saniye ideal. Şimdi bir defa daha set tuşuna bastığımızda close, yani kapalı konumda ne kadar duracak. Şimdi burada 98 saniye. Burada bir nokta var. Burada bir nokta var. Burada bir nokta var. Şimdi burada en sağdaki nokta saniyede arkadaşlar. Şimdi stop düğmesine bastığımda nokta ortaya geliyor. Şu an dakikada. Eğer bir daha bastığımızda noktalar uçurdu. Aynı anda yanıyor. Bu da saat arkadaşlar. Şimdi ben tekrar saniyeye aldım. Saniyeden tekrar arkadaşlar dakikaya aldım. Bunu da artırmak için şuradan 10 dakika veyahut da düşürebilirsiniz. 9.9 dakika olarak böyle ayarlayabilirsiniz. Set düğmesini uzun bastığınızda bunu hafızaya kaydeder. Ve bıraktığınızda şu anda tekrar çalışır olarak işleme başlar arkadaşlar. Sayıyor. Motorumuz da bu arada dönüyor. ...80 dakikaya ayarlayacağım arkadaşlar. Şimdi 180 dakikada bir çalışacak. Set düğmesini uzun basıyorum. Hafızaya kaydettim arkadaşlar. Şimdi otomatik kendisi hafızaya kaydettikten sonra tekrar motoru çalıştırıp 180 dakika bekleyecek. 180 dakika sonra 15 saniye tekrar çalışacak motorumuz. Aynı şekilde sıcaklık için de arkadaşlar, sıcaklığın iki tane butonu var. Artırıp düşürebiliyorsunuz kaç olması gerekiyorsa. Burada da nem ölçerimiz var.
Nem için şöyle arkadaşlar, ben normalde bu nem makinesi, buhar makinesi kullanmak için ama ben fanlarımı çalıştırıyorum. Fanlarım benim ortalama devamlı çalışacak şekilde 56'ya nemi ayarladım. 56'nın altına düştüğünde tekrar içerideki havayı sirkülasyon yapması için fanlarım devreye girecek. Bunun için de 56-57 nem ayarını bu şekilde ayarladım. Şu anda 73 derecede fanlarım çalışmaması gerekiyor. Çünkü içerinin sıcaklığı yeterli. Dilerseniz siz farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Veyahut da direkt de fanlara bağlayıp devamlı sürekli çalışmasını da sağlayabilirsiniz. Ben şu an bir deneme sürecindeyim. Deneme sürecinde eğer 2-3 yumurta atacağım. Deneme sürecinde sıkıntı yaşarsam bu sefer fanlarımı direkt bağlayacağım. Şöyle klemens kullanarak 220 klemensi ve 12 volt klemensi, 12 volt adaptörü de 220'nin bağladım. Lambaların 220'ye bağladım. Motor 220'ye bağladım. Rolelerin çalışma stili de arkadaşlar 12 volt. Yani şu düzenekten gelen klemense birleştirdim kablolarını. Burada da arkadaşlar birisi sıcaklık ve nem için kullandığımız roleye, birisi motor çevirme rolesine, birisi de arkadaşlar fanlara gidiyor, fanları çalıştırması için. Şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Umarım önemli bilgiler vermişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Beğenip takip etmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Mutlaka yorum yazmayı unutmayın. Herkese rastgele.